Herkese selam. Bugün CodeIgniter 4'ün model yapılarına gireceğiz. Model böyle bir durumumuz var. CodeIgniter, Symfony'nin kendi yapısı olan Doctorin'i kullanmış. Bu Doctorin şöyle bir yol izliyor. Bir küçültelim. Ben de oraya gidelim. CodeIgniter 4 sistemden önce Composer.json. Burada mıydı? Yoksa burada mıydı? Son versiyonunda kaldırdılar mı acaba ya? Symfony'yi kaldırmışlar galiba. Kendi yapısına döndürmüş. Ha, burada. Şimdi Doctorin kütüphanesini kullanıyoruz burada. Doctorin kütüphanesi Symfony'de, Laravel'de veyahut da başka framework'lerde kullanılıyor olabilir. Diğerlerini bilmiyorum. Takip etmedim o kadar. Belki isterseniz kendinizin yazdığı bir kütüphanede de kullanabilirsiniz. Şimdi bizde sorun olan ve anlamakta zorlandığımız models yapısına girelim. Şurada bir başta birkaç tane oluşturduk aslında. Şimdi dokümana gidelim. Bir okuyalım. Modeling data. Aynen. Using CodeIgniter's models. Buradan inelim aşağıya doğru. Bir modülü nasıl entegre edeceğimizi, ya isterseniz bu şekilde, isterseniz modül deyip bu şekilde eklemeleri yapabilirsiniz. Şimdi inelim aşağıya doğru bir örnek modül bulmaya çalışalım. Evet, aradığım benim şuradaki yapıydı. Kopyalayalım. Burada ben şöyle bir model istiyorum. Bir tablo oluşturacağız. Blok, kategori, blok tagları olsun. Table. Tags diyelim. ID'mizi verelim. Tags diye oluşturduk buraya. Şimdi gelelim bir tane class oluşturalım. Tag model olsun adı. Extend'sini falan hiç sallamıyorum şu an için. Buradan kale alacağımız şu ikisi var ilk başta. Koydum. Gördüğünüz gibi zaten namespace'i yapıştırdı buraya. PHP'nin kendi yapısı. Ondan sonra extends model diyorum. Dışarıdan model yapısını çekelim şunu. Sonra da burada bana lazım olanları koyuyorum. Neler var, neler yok onlara bir bakalım. Şimdi tablo. Hangi tabloyu kullanıyoruz? Onun cevabını buraya yazıyoruz. Tags tablosunu kullanıyoruz. Primary key'in ne olduğunu sormuş bize. Biz burada ID belirttik. İsterseniz buna PK ya da farklı bir şey de yazabilirsiniz. Use auto increment. Yani şuradaki auto increment kullanıyor muyuz? Kullanıyorum. Evet diyorum. Eklemeleri yaparken eğer burayı aktif etmediyseniz bu gidip otomatik olarak kontrolünü sağlıyor. Return type array. Şimdi return type'larımız var. Neredeydi o? Heh. Array veya object diye seçebiliyorsunuz.
Array seçerseniz işte döndüğünde işte tag list diyeyim mesela işte dönüş yaptı. Tag listin içindeki sıfırıncının tag mevzusunu koydum buraya diyelim. Bu şekilde bir kullanımınız oluyor. Ama derseniz ki obje olarak kullanacağım. Bu şekilde CodeIgniter 3'teki yapıyla aynı mantıkta bir düzende kullanabilirsiniz. Array olarak bırakıyorum. Allowed fields diyor. Hangi variable'lara yani sütunlara izin verdiğimizi burada belirtiyoruz. Tag sütununu istiyorum. Sadece izin verilsin. Bunun sayısı artarsa ona göre ekliyorsunuz. İşte ona göre çekimlerini yapıyor. Burada create, update ve delete zamanları var. Eğer bir e-ticaret sitesi yazıyorsanız o ürünü direkt tamamen silme işlemi yapamıyorsunuz. Çünkü faturalar, işte daha öncesindeki gönderim yaptığı durumlar vesaire kısımları var. Burada soft delete dediğimiz yani ön tarafta gözükmüyor ama arka tarafta silinmiş olarak tutulan bir yapı var. Bunlar için bunları kullanabilirsiniz. Tag için bizim bunu kullanmamıza ihtiyacımız yok. Create ve update var. Buraya iki tane daha kolon ekleyelim. İş isimlerimiz onlara bakalım. Created alt tire add date time diyorum. Updated alt tire add date time diyorum. Yine aynı şekilde. Dev elimize kaydedelim. Validation rules, validation messages, validation'ları direkt atlayayım mı diye burada bir sorduğu durum var. Validation olarak yaparken tag zorunlu olacak. Bu mecbursun zaten buna. Geri kalan kısımdaki mesajların nasıl döneceğini vesairesini belirtebiliyorsun. Gelelim aşağı doğru inelim. Şuradan validation messages, validation rules. İlkli bir rules'u açalım. Hangisinin ne olduğunu array içinde belirtmemiz gerekiyor. Tag ne olacakmış? Required olacak. Required olacak. Onun haricinde olmasın. Buralarda bir bakayım diye gösteriyor mu? Burada. Required olacak. Onun haricinde en az 3 karakterlik olsun diyeceğim mesela. Karakter olsun. Ekstra buradan istediğim bir durum yok. Mesajlar kısmı var. Yani mesajların düzenlenmesi. İşte örnek veriyorum. Username required gelmedi. Required'ın mesajını işte şu al. Şu şekilde bir cevap ver diye var burada. İsterseniz yazabilirsiniz. Validation'ları geçsin mi? Hayır diyorum. Validation messages. Buna ihtiyacım yok. Ben default'u kullanacağım. Şimdi tag listesini buraya bir düşürelim. Tag eklemeyi, tag çıkarmayı, tag güncellemeyi yapacağız. Hedefimiz bu. Ona göre de artık bu yapının nasıl çalıştığını anlayacağız. Sonraki adımda entities mevzusu var. Oraya da girmeye çalışacağım. Ama bu videoda değil, bir sonraki videoda. Uzun çekince çünkü sıkıcı oluyor sizin için. Anlıyorum. Gelelim
Finding data. User modul find diyor. User ID. Find diyor, alayını çekmiş. Şimdi buraya kadar yazdığım kısımda, yani şuraları kale almadan böyle bir şey çıkarsam ben burada, tepkisi ne olacak onu görelim bir. Siz bir tane klavye almam lazım. Çok sinir bozucu. Buraya ekledi. Tak modülü alıyorum. Tak diyorum. Tak modül. Find diyorum. Al diyorum. Bütün listeyi çeksin bana. Taksa atsın. Bir tane virgül. Tak list. Buraya gelelim. Nereyi kopyalayalım abi? Bunu kopyalayalım. Ya. Tag list. Kısmı biliyorum. Buraya print r diyorum. Tax. Roots'a ekleyelim aynı şekilde. Bakın delete et yok diyor. Seni mi kıracağım? Ekleyelim. Boş bir liste geldi. Ekstra olarak benim burada yazdığım, yok şunu yazayım, yok bunu yazayım, işte şuraya uzatayım, şeyler daha ekleyeyim. Uğraşmadım. Sadece şunu aldım ve şuraya 3 tane sütununu ekledim. Şunu true'ya çeviriyorum. Bu use timestamps, yani şu anki zamanı kale aldı, oraya düşür. Buraya yaz demek. Gelelim. Tak listi koydum ben buraya. Bana getirdi. Hatta gelelim şuraya 4 tane ekleyelim. Code writer. Writer. 4. G 4 PHP eklediğimizi kare alalım. Gördüğünüz gibi listeyi direkt bana getirdi. Çok rahat bir iş aslında düşündüğünüzde. Gördüğün
Buraya yazdım modulu, koydum ve sadece buradan find all diye seçtim. Şimdi FT. Tag get view diyorum. Şimdi roots'ta şöyle bir hile yapacağım. Get lekale alacağız. Burada da post diyeceğim. Ama aynı isimle çağıracağım. Farklı metotlara gidecek. Tag alt tire add. Aynı şekilde tag alt tire add diyorum. Burada tag add metodu olacak. Bu bize ne sağlıyor? Onu söyleyeyim size. Şuradaki yaptığımız durum. Zaten view'i göstereceğimiz adım burada tamam. Ama post metoduyla gönderilen adımın postla mı geldi yoksa direkt istek mi atıldı onu anlayabilmemizi sağlıyor. Bu sayede bir daha güvenlik adımı ile ilgili gereken kontrol için yazdığımız bir kod vardı normalde işte server yani server adlı bir PHP'nin fonksiyon mu desem artık metodu mu desem bilemedim. Onun içinde köşeli parantez içinde işte metodun ne olduğunu yani post mu get mi put mu pull mu ne olduğunu yazdığımız bir adım var. Hani bunun sonucunu döndürüyor bize. Eşit eşittir işte postsa burayı çalıştır diye bir durum var. İşte o kısmı uğraşmadan direkt burada çıktığını alabildik. Şimdi view'ini yazalım bunun. Bu olan şöyle aynı bir yapı olacak. Tak etti. Benim. Et diyor. Şimdi buraya bir form. Form row diye. Bunun da üstüne şöyle bir şey koyalım. Div nokta. mt-4 nokta container böyle bir şey yaparsam benim istediğim yapıyı oturtacak. Aşağısına bir inelim. Tag ekleyeceğiz. Bir tane text aralı lazım bize. Label etiket. Input ID bu name bu şimdi etiketin burada olacağını belirttik gelelim. Ne demiştik root adına? Bak alt tire add. Add diye yaz. Yolu yanlış oldu. Etiketi buraya koydu. Plus form tree control. Bir de div.call button
BTN, BTN, taksız yazdıralım. Ekle. Get ekle yazsın. Alta koydu. Bu burada yukarıda kaldı. Bunu da şöyle bir durum yapılabilir. Uğraşmak istemiyorum CSS'le şu anda. İle öyle miydi? Biraz daha yanaştırdık. Göze hoş gözüksün yaptım. Etiketi eklediğim zaman formdan gönderecek. Şu anda get metodu var. Metot post diyorum. Şuraya route to diyorum. Tak alt tire add diyorum. Şimdi buraya düşecek mi ona bir bakalım. Print r. Da biz bununla ilgili bir şey yazmış mıydık daha öncesinde? Bulamadım. Bakalım. Print r die diye bir tane fonksiyon. Tak. Gördüğünüz gibi post metodu çalıştı. Buradayız. Buraya düştüyse benim buraya bir ekleme yapmam lazım. Ve hatalı gelip gelmediğini de hani bize cevap verecek ya. Onu da göstereceğiz. Şimdi en yukarıya bir Saving data. Datanın ne olduğunu kale alıyorum. Ondan sonra insert diyorum. Olay bitiyor. Ve tak model tak model 4 ekleme yapıyorum. Ekstra yaptığım bir şey yok gördüğünüz gibi. Tag'a ekle diyeceğim. This. Post. Buraya geldim. Sıkıntı döndürmedi. Bunun return'üne bir bakalım. Return diyelim. Bardağım. Claim false. Yani kayıt edemedim diye bana döndü.
Bir yazdığım kod var. Onu hatırlayamadım. Rakip. Buraya bir düş. Da olur. Bu error'u da gelelim nasıl göstereceğimize. Validation düzgün çalışıp çalışmadı. Bilim. Bununla ilgili sorun yaşamadan gör. Kutlarla birlikte dönsün. En son ne girdiyse onu yerine koyarak döndürecek. Bak edin içine gelelim. Virgül. Okay. Geri. With errors diyelim. Virgül. Bak model. Neymiş? Errors. Errors. Kapatalım. Sonra gelelim bunu buraya yazdıralım. Test dedim. Error yok diyor. Güzel. Boş veri gönderin. Takfi bayrat diyor. Gelim aşağıya doğru birazcık daha. Validation. Yazı her şeyi aldım. Save dedim. False'a buraya dedim. Burada gören değerlerin arasında errors var mı? Bulmamız. Witty bir araştıralım.
Araştırırsın daha çabuk. Station. Flash'ta. Okay. Flash data'nın şeyi. Mesajda şurası oldu. Buraya geldiğim zaman da errors diyor. Bunun yerine bunu koyacağız. Station errors. Flash datayla döndürdük biz olayımızı. Şimdi yaptığımız olayı anlatayım size. Şimdiden bir daha geçelim. Şuradaki kısım geliyor diyor ki Session'da errors diye bir şey var mı diyor. Varsa diyor bunu döngüye sok diyor. O döngüden de bunun listesini çıkar bize. Home'da da tag'ı eklemek istedikten sonra gönderdiğimizde buraya geliyor. Else turn direct. Şöyle ekleyelim. Şimdi bu bizim view'den isteğimizi attık. İstek burada geldi. Eklemeyi baktık. Aga bir bakalım. Test iki tane var gördüğünüz gibi. Ve otomatik olarak upgrade ve update tarihlerini otomatik olarak şu an işte o anki saate göre kale alıp da eklemesini sağladı. Şunu silelim. Bunu da silelim. Düşelim bir daha buraya. İstek atıldı. Validation'dan boş. Hani işte required dedik ya. Validation'dan geçmediyse burada hatayı yakalıyor. Ve hataya göre geliyor buraya yazıyor. Eğer ki başarılı olacaksa işte redirect back with işte sucks errors diyorum bir daha. Buradan bunu yakalasın da dönsün dedim. Döndüğü zaman da burada işte herhangi bir hatanın olmadığını gösterecek bize. Şimdi test diyelim. Ekle dedim. Herhangi bir hata dönmediği için burada errors boş geliyor. Boş geldiği için de hiçbir sıkıntı yaşamadan bize işte başarılı veya değil diye dönüyor. Kısmı da ben kopyalayacağım. Başarıyla kaydedildi desin mesela. De kayıt edildi. Bunu da gelelim. Büyüğümüz nerede bizim? Test 2 dedim. Ekledim. Başarılı bir şekilde kaydedildi dedi. Diyorum gerçekten kaydedilmiş mi? Test ve test 2 var. Buraya kadar ekleme adımımız tamam. Tag liste düşelim. Tags burada. Test ve test 2 burada. Şimdi bunları güncelleyebileceğimiz bir adım oluşturalım şu. Table.
Yanlış hatırlamıyorsam. TH diyelim. TH diyelim. 3 ve 4 lazım bize. ID'sini güvenlik açısından göstermemek daha doğrudur. Etiket diyorum. Ondan sonra oluşturulma tarihi, güncellenme tarihi ve işlemler diye düşelim şuraya. Body diyelim. TR, TD. Kaç tane lazım bize? 1, 2, 3, 4. 4. Şuraya bir enter koyalım. For each tax diyorum. Tag diye geliyor buraya. Böyle bir tip buraya. And for each diyorum. Döngümüzün içine aldık. Tak. Dolar tak. Add diyorum. Updated. Add diyorum. ID diyor. F5'e bir basalım. Tag'ın içine tıklı bulamadım diyor. Array diye döndüğü için biz tabi otomatik olarak böyle yazmayalım. Object yapalım şunu. CodeIgniter 3'teki alışkanlıklar devam ediyor. Doğal olarak. ID'lerini de buraya döşedi. Tarihlerini, saatlerini, her şeyi koydu buraya. İşlemler kısmında biz burada şöyle bir şey yapacağız. Button btn.tire güncelle mesela info olsun. Bir de danger olsun. Güncelle. A'ya çevir. Taraf. Road virgül parametresi tag id. Tag update. Tag delete. Update diyelim. Tak. Delete diyelim. Roots'a düşelim.
Get olacak. Bak delayı. Güncelleye bastım. Tak update'imize düştü. Şurada şöyle bir şeyimiz olacak. Şey, slash nam diyeceğim. Slash dolar bir diyeceğim. Böyle yapınca dediğimiz olacaktır. Parametreler. Parametre nereye için değil mi veriyor? Tak update'e düştü. Ben bunun VB'ni oluşturalım. Diğer ikisinde VB ihtiyacımız yok. Aynı mantıkta işlemler yapacağız. Ve burada update var. Gelelim en tepeye. Galiba update save de aynı mantıkta iş görüyor. Save hem insert hem de update yapıyor. İsterseniz update diye ayrı kullanırsınız, isterseniz save'i de kullanabilirsiniz. Biz şu adımda update'i kullanacağız. Burada ID'sini belirtmem gerekiyor. Yani neredekini değiştiriyorum, hangi verilerini değiştiriyorum diye. Burada sadece TK diyeceğim, virgül diyeceğim. Şu ve şurada şey diye düşerim. Tag modül koyacağız şuraya bir tane. Lazım olacak. Bir tane seçim yapıyoruz. Bunun adı işte tag olacak. Tag modül. Hepsini değil, bir tanesini bulmak istiyorum. ID decay diyorum. Buradan da post yapıldıktan sonra update'ini yapacağım. ID'sini belirttim. Değişecek olan yapı da bu. Add'in aynısını kopyalayalım. Bak, update diyelim. Gelle.
Şimdi etiket güncelle derken tak ID yok. Tak diyeceğim. Bana bu kadarlık yeterli olacağını düşünüyorum. Ama göreceğiz şimdi. Bakın modulda ekstra herhangi bir şey yazmama gerek kalmadı. Çok özel bir kod yazmayacaksan işte joinler başka tür karmaşık SQL kodu çıkarmayacaksanız bu şekilde kodlarınızı yazarak devam edebilirsiniz. Update. Bunun root'unu ne dedim ben? Tag update. Güncelleyelim. Buradaki tek hatamız buradaki view'in update olduğunu belirtmemem. Ben burada find column. Enter. Finding data. Return a single row where primary key matches first parameter. Single row döndürür. Tamam. Row döndürüyorsa burada niye bir array için? Array your null o zaman de yaparsam benim isteyeceğini düşünüyorum ve aynen öyle oldu. Find'da sadece bunu yollamamız yeterli. Eğer çoklu bir alacaksam yine array içinde gönderiyorum. Tek bir tanesini yakalayacağım için primary key'ini yolladım. Ve olay çözüldü. Refresh atalım. Code igniter. Bunun yolunu değiştirelim. Tag update. Yanlış hatırlamıyorum. Aynen tag update. Buraya düşecek. Eğer bir hatayla karşılaşırsa input'la birlikte geri dönecek, hatayı gösterecek. Başarılı bir şekilde güncellendi diyelim.
Buraya değil de redirect to diyelim. Tag alt dire list mi? Text. CodeIgniter test diye kaydettim. Aslında doğru gitti. Koymadım. CodeIgniter testi güncelleme tarihini de belirtti. Buraya bir daha güncelle diyelim. Liste de oraya ekleyelim. Aynı şekilde güncellemesi tamam. Tarih çok farklı bir şekilde gösteriyor. Time zone diyelim. Amerika Chicago yazıyor. Amerika Chicago yazdığı için buradan hata alıyoruz. Benim ben burada bir onun düzenlemesini yapmış mıydım? Europe İstanbul. Buranın saatine göre ayarlayalım da. İçimiz rahat olsun. Buraya gidelim. Şirketi güncelle 17.07.19. Buranın saatine göre yaptı. Tamam. Şimdi gelelim kelime adımına. Delete diyorum. Şey diyeceğim. Gelelim buradan delete kısmına. Deleting data. Delete deyip direkt Primerica'yı koyabiliyoruz ya da birkaç tanesini aynı şekilde edebiliyoruz. Ya da ver deyip yazıp sonra delete fonksiyonu çağırıyoruz. Zaten şuna ihtiyaç yok. Delete deyince zaten ID'yi kale alıp siliyor. Neleri silmek istiyorsan array içinde bunları da belirtebilirsin. Bu şekilde halloluyor. Silme başarılı olmazsa buraya şu şekilde dönmesine gerek yok. Geri dönecek. Burası bekle yeterli. Yenileyelim. Test 2'yi mesela sileceğim buradan. Geldim Tax'a. Silinme tarihini yazdı bakın. Test 2 silindi. Ama orada göstermiyor. Çok güzel bir olay. Yani sizin bir daha gidip de kod yazıp da silindi deyip de bunu kaydetmenize gerek kalmıyor. Zaten burada silindi. Ha. Silinenleri listelemek istersek deleted. Neredeydi? With deleted. Silinenleri listeliyor bu. Hadi onu da yapalım. Sadece silinenler gelecek. User module only deleted find all. Sadece silinenleri alalım. Silinenlerle birlikte olan listeyi getir diye bir adımımız var. Bir de sadece silinenleri getir diye adımımız var. Find all'ın önüne şunu koyduğunuz zaman silinenlerle birlikte. Gelelim. Delete it. Taxi. Burayı alalım. Taklist, taklist bana yeterli olacaktır. Only deleted.
nasıl kaydetmiş takliste? Tax değil. Related tax. Bakın deleted tax diyorum. Sadece silinen geldi. Güncellediğim zaman tank on null diyor. Silindiği için buraya gitmeye de izin ver. Şöyle bir şey yapabilirim şurada. If olmuyor. Evet. Recovery taktiği. Adım oluşturduk. Silinenleri geriye listeye almak istiyorum diye. Tak mod falan. Burada update'ini yaptım. Deleted at. Yani şu kolonun içindekini null değere dönecek. Ondan sonra bize buraya güncellemeyi başarılı olup olmadığını göstereceği adıma gelecek. Nereden kaldı dedim. There is no data.
Böyle bir data değerlenmiyor. Yok diyor. Bunu direkt yok varsa. Neden böyle bir şey? Buraya bir bak. Benim. Hatayı bulduk. Bizim hatamız. Şimdi böyle bir durum var. Gittim sistem modellerini okudum. Oradan gittim nasıl update ettiğine baktım vesaire. Biraz uzun bir süreç oldu ama oldu. Beşe bastığımda bilinenlerden kaldırıldı. Sil dedim. Düştü. Deleted tags diyorum. Silinenlerden kaldır dedim. Kaldırdım. Mevzu şu şekilde. Allowed fields dediğimizde ekleme, güncelleme yapacağımız adımlarla alakalı fieldları burada tutmamız gerekiyor. Benim şuradaki hatam izin verilen fieldlar diye burada bir durum var. Tag'ı güncellemeye ve bir şeyler eklemeye izin verdik ama deleted et'i güncellemeye izin vermedik. O yüzden buraya deleted et diye gerekeni koyduğumuz zaman yani şu field'ı koyduğumuzda bu duruma izin verir hale geldi. Yani silinenlerden çıkar yapmayı da başardı. Dersimiz bayağı bir uzun oldu. Neyi, nasıl, nereden gittiğini daha iyi anlayabilmeniz için biraz çaba gösterdim. Son bir anlatacağım adım var. Orayı da anlatalım ve dersi sonlandıralım. Şimdi redirect back yani geriye dön demek. Neyle geriye döneceğim? İşte update yaptıysam ya da insert yani bir şeyleri eklemeyi denediysem veya güncellemeyi denediysem güncellemek istediğim inputlarla yani verilerle geriye dön diyorum. Ve kaydedemediyse ya da güncelleyemediyse neden güncelleyemedi? Onların cevaplarıyla birlikte geriye dön diyorum. Eğer bu durum başarılıysa yine redirect back deyip mesajımızı belirtiriz. Bu with dediğimiz kısım CodeIgniter 3'te flash data kısmımız vardı. Bu sayede bu error mesajlarını bir kerelik gösterip datadan siliyorduk. Burada da aynı olayı görüyor. With de şu key bir tane session'da geçici sürelik bir değer oluşturuyor. Bu değerin içine de gereken mesajları array halinde veyahut da işte düz string halinde gönderiyoruz. Bu da dönüyor bize başarılı oldu, başarılı olmadı diye buraya sonucunu yazıyor. Amaç bu. Bu kısmı her yerde kullanacağız ilerleyen zamanlarda. Çünkü ekleme, çıkarma, silme, işte ne bileyim başka hatalarla karşılaştık. Bunları kullanıcıya geri döndürmemiz gerekiyor. Buradaki bütün adımlar bu işe yarıyor. Şimdi buraya kadar olan kısmımız tamam. Bir sonraki ders 10. dersimiz olacak. Öyle umuyorum. Uzun aralıklarla video atıyorum. İşlerim bayağı yoğun. Bunun için gerçekten özür dilerim. Daha sık video atmaya çalışacağım. Kusurumuz varsa affola. Özellikle yorumlarınızı
Yazmaktan çekinmeyin. Sorularınız varsa direkt yoruma yazın. Başka okuyan arkadaşlar bu bilgilerden faydalansın. Şimdiden kendinize dikkat edin. Bir sonraki ders entities, yani database'in içinde değildi, pardon, models'ın içinde ilerleyeceğimiz, şuradaki entities klasörünü kullanarak yapacağımız bir adımımız var. Bununla ilgili konuşacağız, bilgi paylaşmaya çalışacağım. Modül yapısında çok zor bir durum yok. Sadece şu tagların hangi bloklara eklendiği kısmını oturtturup bir sonraki dersimizde, yani bir pivot tablo koyacağız araya. Birden çoğa, çoktan bire gibi bir durum oluşturacağız arada. Ve bu etiketleri bloklara bağlayıp bu blokların içinde de göstereceğiz. Bu sayede de left join dediğimiz komutla ya da diğer join komutlarıyla ilgili adımları çıkartacağız ortaya. Veya diğer kısımda işte şu blok listesini düşürdüğümüz adım var ya, orada blok listesinin içinde bu blok hangi taglara sahip diye bir sorumuz olacak. İşte bununla ilgili sorgularımızı oluşturacağız. Önümüzdeki dersle ilgili genel bilgiyi sizle paylaşmış oldum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.